Merhaba arkadaşlar, ben Ali. Bugün sizlerle Minecraft'ta birkaç tane tuzak kurtaracağım arkadaşlar. Umarım beğenirseniz, videoyu beğenirseniz like atmayı, beğenmeyecekseniz dislike atmayı unutmayın. Bu arada kanala da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi mesela arkadaşınıza diyorsunuz, gel kanka bir tane diyorsun, önden buyur diyorsun. Şöyle önden buyur, tamam kanka. Tamam, artık bu adam buradan çıkamaz. Yani nereye kaçarsa kaçsın çıkamıyor arkadaşlar. Çıktı lan. Hallak ediyor oyun. Oyun lag ediyor. Yok. Aynen arkadaşlar, biz yanlış yapmışız. Zaten birazdan yapılımını da göstereceğim. Arkadaşlar yapılımına gelirsek, bir dakika abi, şimdi biz kaçamayacağız galiba. Aynen, oyun lag yapmış. Ondan biz kaçıyoruz normalde. Yani kaçıyoruz. Lag etmiş oyun. Şunu kıralım. Şunu da kıralım. Normalde geçemeyiz zaten. Baksana. Kır 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 kır. Şimdi yapılımına giriyorsak arkadaşlar, şöyle yazalım game mod. Yaratıcı olarak. Şimdi gençler, şöyle mesela pistonumuzu siz istediğiniz uzunlukta yapın. Ben şöyle küçüğünden bir tane göstereceğim. Olmuyor. Gerekli bana. Şöyle. İçine de mesela blok koyuyorsunuz. Abi bu çok küçük oldu. Tekrar göstereyim. Şöylece arkadaşlar. Şöyle dikiyorsunuz. Yeter mi? Bir tane daha şöyle yapalım. Güzel. Şimdi şöyle de yaptık mı arkadaşlar? Yaptık yani. Şöyle birleştiriyoruz bunu. Şunun böyle olmasından gıcık kapıyor. İçine de bloğumuzu koyuyoruz. Ben toprak koyuyorum. Siz istediğiniz bloğu koyun. Ve plaka koyuyoruz. Ben plaka. Ağır plaka. Ondan sonra arkadaşlar işte şuraya. Şöyle. Yapıyorsunuz işte, ben bir sıra haline göstereyim. Mesela arkadaşınız girdi, gel abi. Çıkamıyor. Bu kadar gitsin çıkamıyor arkadaşlar. Bu da böyle bir şeydi. Şimdi ikinci tuzağımıza geldik. Bununla game yaratıcılığı olmam lazım. Mesela şöyle göstereceğim bunu, bir dakika. Evin girişi bura değil mi? Dur abi. Evin girişi. Hanım ben geldim. La 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 la. Şöyle, oh yemekler de çok güzel herhalde diyor. Ve tararan ran 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 ran, böylece patlıyor arkadaşlar. Diğer tuzağımız ise bu. Bunu tavsiye etmem. Neden tavsiye etmem? Çok kolay. Arkadaşınız buna kanmayabilir. Hatta şöyle yapalım isterseniz, belli olmasın. Bunun yapılışında ha, diğerini göstermedim. Bakın arkadaşlar şimdi. Bloğu koydunuz mu? Şuraya da bir şey koyuyorsunuz. Tetikleyici mekanizma kancası. Bir de ip koyarsanız arkadaşlar, şöyle tam ortaya. Altına da TNT koyuyorsunuz. Altına da burayı aslında, hani burayı blokla kapatıyoruz.
İşte la 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 la. Burayı göstermeyin ama yalnız. Blokla kapayın. Görünüz gibi patlıyor. Bu da böyle bir tuzak. Şimdi buna geldiğimizde arkadaşlar. Buna geldiğimizde ise. Bakın gördüğünüz gibi zaten belli. Neyin ne oldu. Şöyle plakadan geliyorsunuz. Bunu da eğer hayatta kalmazdaysanız ve blok çok uzun bir şekilde kırılacaksa arkadaşınız çıkamaz tabi. Hiçbir şekilde kaçma şansı yok. Bunu nasıl yapıyoruz? Hemen göstereyim arkadaşlar. Mesela şuradan. Bir dakika. Aynen. Şuraya bir plaka koyuyoruz. Bu plakayı şöyle. Şu taşa gelene kadar. 3 blok kazıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra redstone'umuzu koyuyoruz. Redstone. Redstone'u şöyle koyup bunu da böyle yaparsak diğerlerini bağlıyor arkadaşlar. Ondan sonra piston'umuzu koyuyoruz. Yağmur dayanmaya başladı. Evet arkadaşlar şimdi bloğumuzu koyuyoruz. Hangi blokla koyacaksanız bir blok daha ve alttakini kırıyoruz. La 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 derken gidiyor. Şu anda yapacağımız tuzak ise arkadaşınız buna kanmaz. Yani o kadar dalgın olsa bile kanması zor yani. Mesela bu genellikle canavarla deniz büyüklükte yapabiliyorsunuz. Şöyle mesela arkadaşlar la 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 zombi buraya geldi çok ve zombi öldü. Bu da böyle bir tuzak. Bunu nasıl yapacağım hemen göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Böyle yapalım da çıkamaz. Zombi yarı arkadaşım. Şimdi arkadaşlar. Redstone'umuzu şuraya koyuyoruz. Koyduğumuzda arkadaşlar şöyle bir dakika şalter tamam. Bir tane ahşap tuzakla kapı ve bir tane de lav arkadaşlar alıyoruz. Lav öncelikle içine koyuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şöyle kendimizin bunları koyuyoruz. Karşılıklı koyuyoruz. Şalterimizi koyuyoruz arkadaşlar istediğiniz yere. Açtığımızda biçiyor arkadaşınız. Düşüyor. Son olarak bu tuzağımı da göstereyim ve videonun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar sonuncu tuzağımız ise bir dakika. Bu arkadaşlar. Şimdi gösteriyorum. Bunu en sona bıraktım. Çünkü en güzeli bence. Yaylı tuzak. Clash of Clans'taki yaylı tuzak. En fazla 255 gidiyor. Şu anda ben 150 ya, aynen 150 levitation şeklinde gittim. Bakın arkadaşlar. Şimdi mesela abi şuraya basarız. Mesela nasıl diyeyim? Buraya bir sürü şey koyabilirsiniz. Plaka. Ondan sonra mesela denk geldiği an çok arkadaşınız haklı rahmetine kavuşur. Şimdi bunu nasıl yaptım? Şimdi öncelikle iki blok kazıyorsunuz. Bir komut bloğu. Bir komut bloğu içini açıyoruz. Komut girdisi yazan yere efekt yani efekt bundan P yapıyorsunuz yani T yapıyorsunuz levitation yani levitation
Bir saniyede hemen sıçrasın. 255 yapmanızı önermem. Tamam. Şimdi oldu. Şimdi plakamızı da koyduğumuz zaman arkadaşlar gösteriyorum. Şuraydı galiba, evet. Ta 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 ta. Piçu. Bulutları bile geçtik gördüğünüz gibi. Şimdi aşağı düşüyoruz. Düşüyoruz. Bakın tam aşağıdayken duracağım. Olmadı. Ya işte böyle bomba bir şekilde uçuyor resmen. İşte böyle arkadaşlar. Bugün de bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.